babam gibi. Polis olacaksın. Tüm canavarları yok edip dünyayı kurtaracaksın. Baba. Afiyet olsun. Sen ne yapıyorsun? Yaptın mı kahvaltını? Evet. Aferin benim oğluma. Koca adam olmuş. Hadi Allah'a emanet olun. Aa, kahvaltı yapmadan mı çıkacaksın? Vaktim yok Hatice. Bir şeyler hazırlayayım o zaman sana hemen. Zahmet etme. Bir simit alırım ben. Vay. Hayırdır amirim? Vaziyet nedir? Gitme. Niye? Çünkü ben seni çok özlüyorum. Bak söz. Bu akşam erken geleceğim. Tamam mı? Söz mü? Söz. Solingen ve Köln'deki hazin törenlerden sonra cenazeler Merzifon'a geldi. Katliamda hayatını kaybedenlerin Türk bayrağına sarılan tabutları, ırkçılığa duyulan öfkenin adeta simgesi oldu. Şimdi diğer haberle devam ediyoruz. Şimdi bir son dakika haberi. Sayın seyirciler, yaklaşık bir saat önce Şile'de yapılan bir uyuşturucu operasyonu sırasında çatışma çıktı. Suçlular teslim ol ihtarına ateşle karşılık verince çıkan çatışmada iki polisimiz şehit oldu. Alınan ilk bilgilere göre polislerimizin isimleri Selim Gökçe ve Ahmet Akın. Ahmet! Emniyet ve asayişi sağlamak, ülke bütünlüğünü korumak için canını hiçe sayarak görev yaparken şehit olmuş iki güvenlik görevlimize minnet duygularımızı belirtmek, haklarında hayırlı birer şahitler olduğumuzu ifade etmek için bir aradayız. Adalete, birlik ve beraberliğe, devleti halkıyla güven ve huzur içinde yaşamaya adanmış fedakar arkadaşlarımız gerektiğinde canlarını bile vererek bu yolun son derece önemli, bir o kadar da üstün hizmeti olduğunu göstermektedir. Şimdi övünç madalyalarını ve beratlarını vermek üzere şehitlerimizin ailelerini buraya davet ediyorum. Selim Gökçe ve Ahmet Akın kardeşlerimizin şehit olduğu menfur saldırıyı şiddetle kınarken ailelerine tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum. Başınız sağ olsun. Vatan sağ olsun. Sağ olun Kadir Bey. Bundan böyle neye ihtiyacın olursa ben varım. Ahmet'in evladı benim evladımdır. Anladın mı bacım? Allah senden razı olsun. Şöyle geçelim Hatice Hanım. Ne yer neyi sever benim aslanım.
Zahmet etmeyin Kadir Bey. Aç değiliz. Olur mu? Acıkmıştır çocuk. Siz oturun, ben bir şeyler getireyim. Al bakalım. Teşekkür ederim. Kadir Bey, o çocuğun kimsesi yok mu? Yok, annesi geçen sene vefat etmiş. Başka akrabaları? Babası anasıyla büyüdüğü yetiştirme yurdunda tanışıp evlenmiş. İkisinde kimsesizmiş. Kader işte, ne yazılıysa o yaşanıyor. Sadece ana baba değil, ona bağlı evlatlar da aynı kaderi yaşıyor. Birazdan. Ne oynayalım? Hadi söyle. Annem geldi. İşte burası evimiz. Bak, bu ağacın erikleri çok güzel olur. Ama çok iyi, mideyi bozmak yok, tamam mı? Bak İsa, bu kardeşim Melih. Melih, İsa bundan böyle bizle yaşayacak. Artık o da benim bir oğlum. Senin de kardeşin. Ah yetimim. Ah talihsiz evladım benim. Allah yolunu açık etsin. Sana kara gün yüzü göstermesin. Yürüdüğün yollarda güller bitsin. Zulüm, keder kapından uzak olsun yavrum. Artık benim canımsın. Evladımsın. Bizimkiler kirlisini kaldırmışlar da temizini yerine koymayı unutmuşlar. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim be annem? Sen bana hayırlı evlat olarak hakkını ödedin bile. Hadi hadi, oyalanma da çorban soyacak. Karnıyarık da yaptın mı? Yapmaz mıyım?
Benim çocuğum isterdi, ben yapmaz mı? Ay yaşa be anam sen. Sarıyı panalım bir de, her şeyi mavi yapmayalım. Olur. Ama bak ben kesmeleri beceremiyorum ha örgüde. Yengesi Öğren'in hırkasını. Hadi bakalım, acele et üstünü değiştir de sofraya oturalım. Kızlar, kaynatmayı bırakın da acele edin biraz hadi. Oh, eline sağlık anneciğim. Afiyet olsun evladım. Ne yaptı oğlum, bugün yaramazlık yaptı mı? Hmm. Yok babası, uslu uslu uyudu. Melih ne yaptı? Geldi mi? Gelmedi daha. Öğleden sonra dersi yoktu halbuki. Hmm. Kütüphaneye gitmiştir o ya, ders çalışıyordur. Dirsek çürütmeden avukat olunmuyor malum. İyi dedin de abi. Bugünlerde pek keyfi yok gibi görünüyor. Okulu uzattı. Kolay mı canım? Benim gibi tamirhane mektebinde mi? Hukuk fakültesi okuyor. Siz merak etmeyin. Allah'ın izniyle benim kardeşim her şeyi halleder. Sana mı soracağım lan ne konuşacağımı? Sen kimsin lan benimle böyle konuşuyorsun ha? Uzattın ama kardeşim, otur oturduğun yerde. Oturmuyorum lan, otursana gel. Sen. Müşteri mi acaba? Alo. Tamam. Alo, İsa Akın mı? Evet benim. Siz kimsiniz? Melih Akın'ın abisi. Evet. Nedir mesele? Öğlenden beri benim meyhanemde içiyor. Müşterileri rahatsız ediyor. İyice de kafayı buldu. Gelip alırsanız memnun olurum. Tamam, geliyorum hemen. Size afiyet olsun, ben çıkıyorum. Ne olmuş o? Müşterinin arabası arızalanmış da ben ona gideyim. Yemeğini bitir böyle gitsin. Acilmiş anneciğim, hastası var herhalde. Garson. Yenisini getir. Aa, kardeşim, hangi rüzgar attı seni buraya ya? Kardeşim gelmiş. Sen buraların yolunu bilir miydin? Hadi Melih, kalk gidiyoruz, evden bekliyorlar. Hiçbir yere gitmiyorsun. Otur bir dubede sana söyleyeyim. Garson! Şşş! Bırak. İçmeyeceğim ben hiçbir şey, hadi. O içmeyecekmiş. Evin iyi aile çocuğu. Ya ben? Ben kötü. Sen benimkini getir. Yeter artık. İçmişsin içeceğin kadar, kalk eve gidelim. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Sen git. Bak Melih, evde annem bekliyor, merak ediyor seni. Annem? Merak ediyor. Annem seni merak eder oğlum. Onun oğlu sensin. Ne diyorsun sen? Yalan mı? Onun gözündeki hayırlı evlat sensin. Sen ne söyleyeceğini bilmeyecek kadar içki içmişsin, yeter. Yok. Hiçbir alkol bana ikinci sınıf bir evlat olduğumu unutturamaz. İkinci sınıf, eli ekmek tutmayan, okulunu uzatmış bir evlat. Yeter, kes artık, eve gidiyoruz. Gel. Ben hiçbir yere gelmiyorum, daha içeceğim. Gel dedim, içmişsin içeceği kadar. Yürü, yürü gidiyoruz. Heyt be! Pırlanta benim kardeşim, pırlanta! Gerekirse abisinin sırtını da taşır, yine de gık demez. Değil mi pırlanta? Tövbe estağfurullah. Hadi, hadi az kaldı, yürü. Lan bırak! Ben kendim yürürüm. Kimseye ihtiyacım yok benim, hele sana hiç! Tamam hadi, hadi aslanım, hadi gel. Gel gidelim aşağı, hadi. Ya beni bırak Allah aşkına! Öst! Önüne baksana lan deve! Sen önüne bak be! Daha yürüyemeyi bilmiyorsun. Tamam, hadi kardeşim, yolla sen, hadi. Gel Melih, yürü. İçecekseniz adam gibi için arkadaş. Bir dakika ya, bir dakika oğlum. Sen misin lan adam? Melih, Melih tamam, uğraşma oğlum, hadi gel. Hadi gel aslanım, gel. Bırak! Ben bunun hesabını soracağım. Bunun hesabını verecek kimse bana adam değilsin diyemez oğlum. Sen lan, sen mi adamsın oğlum, sen mi? Benim ulan adam, benim var mı? Ulan! Melih, Melih! Bırak ulan! Bırak! Bırak! Dur kardeşim! Bırak.
Bırak ulan! Ulan seni bırak! Ne oldu lan İsa? Ha? Ne oldu? Ne yaptın sen Melih? Nisa bir şey söyle lan, öldü mü lan? Bilmiyorum. Nefes alıyor gibi ama. Ne yaptım ben? Ne yaptım ben lan? Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Ambulansı arayacağım ben. Bırak ulan, ne ambulansı? Yürü gidiyoruz. Saçmalama! Adam ölür burada! Ölürse ölsün lan! Ölürse ölsün! Hapse atarlar beni oğlum. Hadi yürü gidiyoruz. Çok geç. Ne yaptım lan ben? Ne yaptım da okulum var, kariyerim var lan benim? Ne yaptım lan? Ne yaptım ben? Sen üstleneceksin lan. Sen üstleneceksin oğlum. Oğlum en ufak bir ceza benim sicilime işler. Ben yapamam. Ben avukat olacağım. Ben avukat olacağım. Yok. Ben bunu göze alamam. Ben avukat olacağım oğlum. Bak, sana bir şey olmaz. Ben sana şahitlik yaparım, tamam mı? Adam saldırdı derim. Nefsi müdafaa derim. Adam geldi saldırdı derim oğlum. Kazayla oldu derim. Saçmalama Melih. Bu benim içeri atılmamı engellemez ki. Ulan avukatım ben, unuttun mu? İsa, yasaları senden iyi biliyorum ben kardeşim. Bir hafta sonra oğlum olacak benim. Bak İsa, bak bak kardeşim, ben halledeceğim. Üç günden fazla yatmazsın oğlum içeride. Hem senin karın benim kardeşim. Doğacak oğlum benim oğlum. Kusuna kadar her şeyi önlerine koyarım oğlum. Olmaz. Oğluma karıma bunu yapamam ben. Bunun vebalini üstüme alamam ben. Ulan bunca yıl ekmeğimizi yedin. Şimdi borcunu ödeme zamanı. Böyle mi ödeyeceksin lan borcunu? Uzak durun şöyle. Şöyle geç. Geç, geç. Yaşıyor. Acil ambulans çağırıyorum. Hanginiz yaptı? Hanginiz yaptı dedim. 52-35 merkez. Yaralama olayı. Acil ambulans istiyorum. Fevzi Paşa Caddesi, Sümbül Sokak. Ben yaptım memur bey. Kelepçe. Çabuk. Al şunu. Abdullah! Hii! Ah oğlum, ah Abdullah, yine mi açtın çeşmeyi? Gel bakayım. Oğlum, babana gidiyoruz diyorum. Sen hala yaramazlık peşindesin. Çıkar bakayım şunu. Çıkar. Babamı yanımıza getireceğiz değil mi? Tabii getireceğiz oğlum. Bu sefer onunla birlikte döneceğiz inşallah. Gih. Heh. Allah'ım sana şükürler olsun. Bugünleri de gösterdin ya bana. Gardiyan amca yine bana şeker verir değil mi? Sen uslu ol, o verir oğlum benim. Oh! Hadi bakalım oyalanmayın, geç kalıyoruz. Hadi babaya gideceğiz daha.
Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Sağ ol. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ olasın kardeşim. Allah da seni kurtarsın. Çok emeğin var üzerimizde. Hakkını helal et. Helal olsun. Allah kurtarsın. Geldin mi Saad? Geldi Yusuf dayı, geldi. Çok hakkın var üstümde. Bak, bu dört duvar medrese-i Yusufiye oldu sayende bana. Söyle be dayı, ben nasıl öderim senin hakkını? İrfan sahibini bilir de bekler İsa kardeş. Yazı yazılırken eli görmeyen göz kalemin oynayarak yazdığını zanneder. Gören göze açılır defineler. Ha, hakkım var üzerinde diyorsan sana tek diyeceğim şu. Okuyup ettiklerini hayatına tatbik et. Ama sualin yaşayıp gittiklerimiz içinse helal olsun o. Helal olsun. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Helal olsun. Helal olsun. Geçmiş olsun. Helal olsun. Geçmiş olsun. Allah bir daha düşünmesin. Sağ olasın kardeş. Babacığım. Oğlum. Aslanım. Allah bizi bir daha birbirimizden ayırmasın evladım. Sağ olasın anacığım. Bitti gördün mü? Çok şükür. Geleyim. Hoş geldin İsa. Bak, bitti hasretlik gördün mü? Melih nerede? Gelmedi mi beni karşılamaya? Krediyi çekerken bana mı sormuş Tarık? Melih Bey, ailenin durumunu görseydiniz. Hiçbir şeyleri yok. Üstelik adam hasta, çalışmıyor. Tarık, sen buraya işe girerken buranın hayır kurumu olur mu düşündün? Hayır tabii ki. Bak o zaman ben sana anlatayım. Burası Melih Akın Avukatlık Bürosu. Ve o bankada benim en önemli müvekkillerimden. Anlaşıldı mı? Anladım da. Anladıysan git hemen o icra takibini başlat. Hadi. Yılı geçti herhalde. Melih'i ben de görmedim. Şengül kızım da olmasa ne haldedir haberim bile olmayacak. Bunları bana daha önce niye söylemediniz anne? Nasıl söyleyelim ha oğlum? Mapus damındakine gam verilir mi hiç? Kahvaltılık bir şeyler hazırlayabildik, kusura bakma. Önemli değil de... Siz ne saklıyorsunuz benden? Ya söyleseniz Allah aşkına. Doğalgazı da kestiler de kusura bakma. Ne? Melih paraya para demezken sizin ocağınızda yemek kaynamıyor mu be? Başka ne var? Melek söyle. Allah rızası için bir şey saklama benden. Söyle hadi. Ama
Abdullah okula verdim dediğim de yalandı. Parası ağır geldiğinden veremedik. Melih. Ben onun suçu için içeride yatarken o size bakmadı mı? O değil miydi karına evladına bakarım, onları hiç kimseye muhtaç etmem diyen? Oğlum nereye? İyi günler. Melih Bey'le görüşecektim, Melih Akın. Randevunuz var mıydı? Hayır, yok. O zaman bir saniye. Bir dakika. Randevuya gerek yok, ben onun kardeşiyim. Haber vereyim. Efendim? Kardeşiniz sizi görmek istiyor. Meşgul olduğumu söyle. Bir an önce defet gitsin. Peki efendim. Melih Bey şu anda meşgul. Daha sonra... Bir saniye lütfen. Senin için senelerdir hapis yatan kardeşini ayıracak 5 dakikan yok mu Melih? İsa, sen yanlış anlamışsın. Otur konuşalım. Neyi yanlış anladın? Böyle mi konuşmuştuk biz? Karına çocuğuna bakacağım diyen sen değil miydin? İsa, senden sonra çok şey değişti. Ama ben onlara dedim. Neye ihtiyacınız varsa kapım açık dedim. Anlaşıldı. Sen çok değişmişsin. Onları ayağına çağıracak kadar kibirli olmuşsun. Bir şey hiç çocuğunda kibir olmaz Melih. Onur olur. Ama görüyorum ki o da sende kalmamış. Tamam. Söyle. Ne kadar istiyorsun? Ne? Anladık. Gururun incinmiş. Bir çek yazayım da bitsin. Ne kadar dedim? Paran yetmez Melih. Sende olmayan onuru almak için ne kadar sıfır yazsan yetmez. Dün gibi hatırlıyorum Melek. İki yetim çocuk. İki günahsız. Melih'le yan yana duruşumuzu hatırlıyorum da. Şehit babalarımızın onuru göğsümüzde parlamıştı o gün. Allah onları yanına alırken geride bıraktıkları vazifelerini bize emanet etti sanmıştım ama yanılmışım Melek. O gün yanında duran saf çocuk bugün bir zalime dönüşmüş. Kibrinin esiri olmuş. Sen o vazifeyi yeterince sırtlandın İhsan. Artık boşuna Melih yüzünden dertlenme. Bak sen döndün ya, hanemiz şenlendi. Artık kimseye ihtiyacımız yok bizim. Ben Abdullah'a bir bakayım. Üstü açılmış mı? Allah'ım, sen beni affet ya Rabbim. Sen benim günahlarımı bağışla. Melih oğlum, bu kötü yola ben sevk ettiysem eğer. Sen benim günahım yüzünden oğlumun kaybolmasına izin verme ya Rabbim. İsa oğluma sahip çıkacağım diye. Eğer ben kendi çocuğumu unuttuysam. Bu günah benimdir. Allah'ım sen Melih'im yoldan çıkmasına yardım et. Onu ahirette de dünyada da kurtar ya Rabbim. Allah bağışla beni. Anam. Gel oğlum gel. Ben de yatsıyı anca kılabildim. Hazırlayayım da meyve yiyelim şimdi. Boşuna saklama benden anne. İstemeden kulak misafiri oldun, duydum hepsini. Melih'in yürüdüğü kötü yol ne? Bak senin emeğin çok benim üstümde. Bu yaşa kadar senin ekmeğinle büyüdüm ben. Ama söylemezsen Allah benden bunun hesabını sormaz mı anne? Madem kötü yolda yürüdüğünü biliyordun da niye bir şey yapmadın demez mi?
bu adamla çalışıyormuş. Bu Orhan Ağacan, Melih'in ne işi var bu adamla? Anne, ne iş çevirdiği belli olmayan karanlık bir adam. Güya onun avukatlığını yapıyormuş. Daha kendi evine doğru düzgün ekmek getiremezken bu adamla çalıştığı günden beri para pul içinde. Kolay para haramsız olmaz değil mi? Olmaz anacığım, olmaz. Tebrikler Melih. Bu işin kolay olacağını söylemiştim. Ben temkinli adamım. Teslimat yerine gelinceye kadar kimseye güvenmem. Bu da senin payın. Yeni teslimat ne zaman? Yakında. Çok yakında. Seninle çok güzel işler yapacağız. Hoş geldin. Selam. Çok yorgunum. Ben yatmaya gidiyorum. Bütün gece seni bekledim. Gecikeceğim diye bir telefon edemez miydin? Öf Şengül. Hep aynı kelimeler. Bir kere de erken gel o zaman. Birbirimizin suratını göremiyoruz artık Melih. Şengül! Bu ev, bu hayat, altındaki araba kolay mı kazanılıyor sanıyorsun? He? Her şeyimiz var da neye yarıyor Melih? Yüzüme bakıp iki söz söylemiyorsun bile. Yeter be! Sıkıldım! Şengül! Benim işim böyle. Kabullen artık. Yatıyorum ben. Madalyalar bize boşuna mı verildi be Melih? Biz şehit çocuğuyuz. İzin vermeyeceğim. Senin yanlış yollara girmene izin vermeyeceğim. Sen benim kardeşimsin. Günaydın. Günaydın da senin ne işin var burada? Hiçbir işim yok. Seni ziyarete geldim sadece. Dün yüzümü bile görmek istemiyordun. Bugün ne değişti ha? Hiç. Biraz konuşmak istedim seninle o kadar. Melih. Bu kadar çok parayı bu kadar kısa zamanda nasıl kazandın? Başarılı bir avukatım ben. Ayrıca sen bana hesap mı soruyorsun? Yok. Sadece anlamaya çalışıyorum seni. Birlikte mezun olduğun arkadaşların daha yeni para kazanmaya başladı. Ama bakıyorum sen maşallah almış yürümüşsün. Şansım yaver gitti diyelim. Ayrıca ne kadar para kazandığım seni de başkalarını da ilgilendirmez. Ne kadar para kazandığınla değil, nasıl kazandığınla ilgileniyorum ben. Çünkü sen herhangi biri değilsin Melih. Benim kardeşimsin. Bir şehit çocuğusun sen. Yanlış bir şeyler yapmıyorsun değil mi aslında? Ha? Bu kazandığın paralar haram yolla gelmiyor değil mi? Ne olur doğruyu söyle bana. Yeter be. Beni sorgulayacağına sen kendi işlerine bak. Orhan Ağacan denilen adamla neden çalışıyorsun? Onun nasıl bir pislik olduğunu bilmeyen yok. Ne işi var senin gibi birisinin o adamın yanında? Orhan Bey saygın bir iş adamı. Ayrıca bilip bilmediğiniz konular hakkında yorum yapmayın. Kiminle çalışacağıma ben karar veririm. Thank you.
Elif Hanım, İsa Bey'i kapıya gösterin. Beni kovuyor musun Melih? Uzadıkça daha da tatsızlaşacak çünkü. Merhaba Orhan Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teslimatta bizzat senin olmuyoruz. Onları kontrol et. Her şey senin kontrolünde olsun. Bu işte en ufak bir pürüz istemiyorum. Merak etmeyin Orhan Bey. Ben her şeyle yakından ilgileneceğim. İşim bu. Buyurun efendim, ne alırdınız? Ben karışık bir kebap alayım. Ay, vallahi İsa parmaklarını yiyecek akşam. Evladıma yıllarca sevdiği şeyleri yedirtemedik. Bari bu sefer gönlünü alalım. Hayır olsun inşallah. Şengül. Şengül kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk anne. Müsaade var mı? Müsaade ne demek kızım? E burası senin de evin. Şey, şaşırdık sadece. Seni burada görmeyeli çok oldu. Haklısınız. Bir kuru telefonla hatırını sorup geçiştirdim sadece. Aramalıydım sizi. Ama şimdi yüz yüze konuşmamız lazım. Hayır olsun. Kapıda kaldık. Geç geç, içeride konuşuruz. Anneciğim. Sağ ol kızım. Sağ ol Mehmet. Afiyet olsun canım. Anne. Tanıyamıyorum artık ben Melih'i. Çok değişti. Hiç eve uğramaz oldu. Sadece geceleri yatmak için eve geliyor. Bazen onu bile yapmıyor. Sürekli işim var diyor bana. Az çok bu durumun biz de farkındayız kızım. Bayramda elimi bile öpmeye gelmedi. Benimle tek kelime bile etmiyor anne. Sürekli azarlıyor beni. Ne yapacağımı şaşırdım ben de. Dayanamayacağım artık anne. Önce siz bilin istedim. Sizin rızanızı almak istedim. Ben Melih'ten boşanacağım. Boşanacak mısın? Başka çarem kalmadı anne. Ama Allah'ın en sevmediği helaldir bu. Biliyorum. Biliyorum ama artık dayanamıyorum. Sabret benim güzel kızım. Biraz sabret. Hepimiz el ele verir. Melih'i iyi yola çekmeye çalışırız. Elimizden ne geliyorsa onu yaparız, olmaz mı? Melih çok değişti anne. Buradan taşınmamız size, Melih'e, İsa'ya karşı olan vefasızdı. Bunlar daha çok soğuttu beni. Sen bizi bir kenara bırak kızım. Sen kendine bak, mutluluğuna bak, yuvana bak. Yani isterse bir daha bizi hiç görmeye gelmesin. Hiç gelmesin buraya. Ama yeter ki siz bir arada olun. Bilmiyorum anne. Bana hiç ihtiyacı yokmuş gibi davranıyor. Parası, pulu, işi ona yetiyor. Benim güzel kızım. Sana ihtiyacı olmaz olur mu? Ne olursun.
Ne olursun bırak ben bir konuşayım onunla. Ama senden bir ricam var. Ne olur sabırlı ol. Acele karar verme. Sizin hatırınız için düşüneceğim anne. Biraz daha dişimi sıkacağım. Ama sonra ne olur bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Sandıkları saydınız mı? Evet efendim. Kaç tane var? 11 tane efendim. Güzel. Evraklar nerede? Alt katta efendim. Tamam, bakalım. Buyurun. Sen pek severdin sarmayı. Beğenmedin mi yoksa? Yok. Olur mu öyle şey? Elinize sağlık. Biz üç tabak yersin diye bekliyorduk ama. Çok güzel olmuş. Benim iştahım yok. Ondandır. Baba. Efendim oğlum. Yarın Lüle Park'a gidelim mi? Annemle çok gittik ama seninle hiç gitmedik. Benim yarın biraz işim var. Sonra gideriz olur mu? İsa, oğlum pek bir dalgın görüyorum seni. Neyin var? Hiç. İşe güce takıldı kafam ondandır. Bir dükkan var, yarın gidip ona bakacağım. Sen kendini boşuna dert etme, üzülme. Her şey olacağına varır. İş de güç de Allah'ın izniyle kurarsın. Ben üzmüyorum kendimi anacığım, merak etme. Şengül geldi bugün. Öyle mi? Çoktandır uğramıyor diyordunuz. Pek de hayırlı haberle gelmemiş. Ne olmuş? Melih'le mi ilgili? Boşanmak istiyormuş. Daha söylememiş ona. Önce bizim fikrimizi almak istemiş. Kızın canına tak etmiş. Yani Melih artık hiç konuşmuyormuş Şengül'le. Buraya nasıl gelmiyorsa kendi evine de gitmiyormuş. Elimden gelse de çocuğu döndürsem yolundan. Gittiği yol iyi yol değil. Elinize sağlık. Ben çıkıp dolaşayım biraz.
Nereye İsa? Sen pek çıkmazdın bu saatte. Meraklanma. Mahalleden arkadaşları gördüm. İlle de çay içelim diye tutturdular. Gideyim şimdi, ayıp olmasın. Şu suyu verir misin? Ben çıkıyorum. Daha yeni geldin. Nereye gidiyorsun? Her gittiğim yeri tek tek sayacak mıyım sana? İşim var, gidiyorum. Acele edin hadi. Elinizi çabuk tutun biraz. Nasıl gidiyor? İyi abi, hallettik. Güzel. Bana bak. Al şunları. Bir şey görmedin, duymadın. Tamam mı? Eyvallah abi. Sağ olasın. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. İsa, ne yapıyorsun lan sen burada? Asıl senin ne işin var burada? Nesin sen? Avukat mı, nakliyeci mi? Bu nakliye şirketinin bir evrak işi vardı, o yüzden geldim. Hem sana ne? Ne taşıyorsunuz lan siz? Bunları mı? Sen beni mi takip ediyorsun lan? Nereden buldun bunları? Ne yapıyorsun sen? Asıl sen ne yapıyorsun? Annemin hakkını böyle mi ödüyorsun? Babanın adını böyle mi taşıyorsun sen? Kimsin lan sen? Kimsin lan bana hesap soruyorsun? Kardeşinim ben senin. Kardeşim falan değilsin. Hiçbir zaman da kardeşim olmadın. Annem seni evlatlık aldı. Aynı kandan değiliz belki ama beraber büyüdük biz. Ulan ben senin için hapis yattım. Kardeş olarak görmesen bile en azından bu... Benim suçumu üstlendin. Benim için hapse girdin. Ama artık düş yakamdan, yeter. Para vereyim dedim, kabul etmedin. Daha ne yapayım? Bu pislikten çıkacaksın. Annem her gün ağlıyor senin yüzünden. Söyle anneme. Artık ağlamasın. Defolun lan hayatımdan. Çıkın git. Dur, kaçma sesi ol. Dur, kaçma. Dur, kaçma. Kaçmayın. Gel buraya. Gelin. Gel buraya. Sen mi ihbar ettin lan beni? Polise burada olduğumuzu sen mi söyledin? Saçmalama! Hiç kimseye bir şey söylemedim ben. Hadi! Yakalayacaklar lan bizi. Ne yapacağız? Thank you.
Nereden çıktı lan bunlar? Nereden çıktı lan bunlar? Nereden çıktı lan bunlar? Alo, merhaba. Ben az önce fark ettim de arabam çalınmış, kapının önünde yok. Evet. Tamam, ben adresi vereyim o zaman. Dün gece uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik çalışma yapan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Samatya Limanı yakınlarında yapılan ani bir baskınla 103 kilo eroin ele geçirildi. Hayırlı sabahlar anacığım. Hayırlı sabahlar evladım. Kaçakçıların oyuncakların içine sakladıkları eroini Avrupa'ya göndermeye hazırlandıkları belirtildi. Olayla ilgili... Niye kapadın evladım? Anacığım boş ver haberleri sabah sabah. Bir şey yok zaten televizyonda. Ben sana şöyle eğlenceli bir şeyler açayım ha. İyi madem. Ben de menemen yapacaktım. Tamam, gidin hazırlayın da kahvaltımızı edelim. Ha? Hadi anlaştı dün ondan. Bana bak. Bana yalan falan söyleme İsa. Senin başında bir şey var. Dün geceden beri bir hal var sende. Kavga falan mı ettin? Başında bir bela falan mı var? Allah aşkına söyle. Evet var. Ama benim değil, Melih'in var. Otur şöyle. Ben dün Melih'i takip ettim neler çevirdiğini öğrenmek için. Melek. Melih uyuşturucu ticaretine bulaşmış. Aman Allah'ım. Dur, sakin ol. Bak annem duymasın. Yüreğine iner kadıncağız. Sen ne diyorsun İsa, emin misin? Evet. Yurt dışına uyuşturucu kaçıran bir şirketle ortak çalışıyormuş. Dün de bir sevkiyatları varmış. Ben limana gittim peşlerine. Vazgeçirmek istedim ama kavga ettik. Orada oldu işte. En sonunda bu da oldu ha. Yumruk yumruğa girdiniz. Bunun bir önemi yok ki. Biz kavga ederken polis baskın yaptı limana. Az kalsın yakalanıyorduk. Ne? Ya yakalansaydınız? Ya yakalansaydınız? Susmayacağım bu sefer, susmayacağım işte. Sakin ol Melek. Ya yine suç senin üstüne kalsaydı? Ya tutuklansaydın? O zaman biz ne yapardık İsa ha? Ne yapardık? Melek, Melih benim kardeşim. Onu doğru yol sokmak benim görevim. Melih senin kardeşin öyle mi? Biz neyiniz ha? Ben senin karın değil miyim? Abdullah senin oğlun değil mi ha? Sen bizi hiç düşünmüyor musun? Ya kardeşim dedin, suçunu üstüne aldın, yıllarca hapis yattın. Bu çocuk hiç babasını görmeden mi büyüyecek? Sakin ol lütfen, tamam sakin ol. Ben de melemeni yaptım. Oh, ellerine sağlık anacığım, getir. Hadi başlayalım bari. Abdullah kalkmadı mı daha? Kalkar şimdi anacığım. Ben gideyim de onu bir mıncıklı mı kaldırayım mı? Hadi sen de. Kaldırayım, tamam. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen. Allah kahretmesin. Melih Bey, emniyetten birileri geldi, sizi görmek istiyorlar efendim. Tamam, al içeri.
Merhaba. Merhaba. Ben organize suçlar ve kaçakçılıkla mücadele eden Mehmet Kalmaz. Arkadaşım Cenk Tümer. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun, oturun. Niye geldiniz? Sağ olun. Bir iki soru sorup kalkacağız. Aa, olur mu? Çay, kahve? Melih Bey, hemen sadede gelelim. Dün gece bir ihbarda bulunmuşsunuz. Ha, evet, arabamla ilgili. Yoksa bulunmuş mu? Evet, bulundu. Güzel. Nerede bulunmuş? Dün gece ekiplerimiz bir uyuşturucu operasyonu yapmışlar çeteye. Arabanız orada bulundu. Samatya Limanı'nda. Limanda mı? Evet. Ve o limanda 103 kilo eroin ele geçirildi. İyi de arabamı çalıp niye limana götürmüşler ki? Bilmiyoruz. Bunu siz daha iyi biliyorsunuzdur. Ne demek istiyorsunuz siz? Lafı dolandırmayın Melih Bey. Orhan Ağcan'ın hukuk danışmanlığını yaptığınızı biliyoruz. Doğru. Yapıyorum. Dünkü uyuşturucu sevkiyatı ona aitti. İspatlayamadık ama bundan eminiz. Bakın, avukatsınız. Bunları benden daha iyi biliyorsunuz. Bizimle işbirliği yaparsanız sizin için iyi olur. Bildiklerinizi bize anlatın. Yoksa her şey için geç olacak. Sizin için de çok geç olacak Melih Bey. Bakın, Orhan Bey müvekkillerimden biri. Ve bu konuyla ilgili başka bir şey bilmiyorum. Eğer korktuğunuz bir durum varsa polis koruması altında olacaksınız. Rahat olabilirsiniz. Dediğim gibi, Orhan Bey sadece müvekkillerimden biri. Ve müvekkillerimle aramda olan her şey aramızdadır. Pekala. Siz bilirsiniz Melih Bey. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Hangi cehennemdesin Orhan? Bu Yüzüklerin Efendisi'ndeki kule. Ama iyilerin kulesi, okların değil. Sen hiç bu filmi izledin mi baba? Ha, hangisini oğlum? Oklar var ama onlar kötü. İyilere karşı savaşıyorlar. Yoksa kötüler dünyayı ele geçirecek. Güzel filmdir oğlum, tamam. Hadi sen devam et. İsa, nereye gidiyorsun sen? Melih'in peşine mi? Durumunu çok merak ediyorum Melek. Gidip bir görmem lazım. Vallahi İsa bak ben sana söylüyorum. Yemin ediyorum eğer çıkar gidersen ben de durmam çıkar giderim bu evden. Yapma Melek, insaflı ol biraz, o benim kardeşim. Benden sana söylemesi. İstersen kardeşini yalnız bırakmayacaksın, istersen karınla çocuklarını. Şengül. Dayanamadım Melek. Dayanamadım. Ne olur bana yardım edin. Melek'e yardım edin. Her şeye dayandım. Dişimi sıktım. Ama dün geceden sonra korkuyorum. Ben o evde duramam artık. Kızım, dün gece bu adam ne yaptı sana? O yüzden mi korkuyorsun? Hiçbir şey yapmadı anne. Yine eve çok geç geldi sadece. Ama üstünde kanlı bir gömlek vardı. Allah'ım, sen aklıma mukayyet ol. Dur dur anacığım, panik olma hemen. Ne yaptı sonra? Polisi aradı. Arabasının çalındığını söyledi. Eminim artık. Çok kötü bir şeylere bulaştı bu adam. Hemen peşin hüküm verme sen de. Belki gerçekten başına bir şey gelmiştir. Ha. Belki ne bileyim gerçekten çalınmıştır arabası. Arabası bütün gece boyunca kapının önünde değildi zaten. Sabah arabayla çıktı, döndüğünde de yoktu. Polise kapının önünden çalındığını söyledi. Yalan söyledi yani. İsa. Oğlum ne olursun yalvarıyorum git konuş. Ne olur bul onu, konuş onunla. Allah aşkı için konuş. Bak ne olur hangi yolda, her ne yapıyorsa yolundan çevir ne olursun oğlum. Tamam anacığım, tamam, meraklanma sen. Aradığınız kişiye şu an ulaşamıyor.
ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Bütün toplantılarımı iptal et. Ben hemen çıkıyorum. Peki efendim. Gel bakalım Melih Efendi. Seninle biraz yürüyüşe çıkalım. Ne oluyor ya? Nereye götürüyorsunuz beni? Orhan Bey, ben de sizi arıyordum dün geceden beri. Sen ne haber uçurdun lan polisi abi? Olur mu Orhan Bey? Ben kendimi bile bile ateşe atar mıyım? İşbirliği yapmadığın ne? Herkes yakalandı. Ama sen kaçtın. Rastlantı. Şansım yaver gitti. Hem ben ihbar etmiş olsam limana arabamla gider miyim Orhan Bey? Bugün ofise gelen polisler ne iş peki? Arabamı bulmuşlar. Onun için geldiler. İnandık bakalım. Beni arkadan bıçaklamayacak kadar akıllısındır. Yoksa başına neler gelir bilirsin. Orhan Bey, bu işler bana göre değilmiş. Müsaadeniz varsa ben çekilmek istiyorum. Duydunuz mu çocuklar? Çekiliyormuş. Ring mi lan burası? Bu işe bir kere girilir. Bir daha da çıkılmaz. Sana kimse anlatmadı mı? Ancak ben istersem gidersin buradan. Ben ne istersem onu yapacaksın. Ama Orhan Bey, polisler peşimde. Orhan Bey'in söylediğini duymadın galiba. Bir de buna bak. Belki bir şey anlatır sana. Ha? Aferin. Kolay anlıyorsun. Hadi git şimdi. Teslimatı biz haber vereceğiz. Sen eksiktin. Çok merak ettim seni. Dayanamadım geldim. Gördüğün gibi iyiyim işte. Şengül geldi bugün. Bavulunu toplayıp gelmiş. İyi işler çevirdiğinin farkında. Dünkü halini görmüş. Polise yalan söylediğini de duymuş. Ne yapayım oğlum, ne yapayım? Melih. Annem de merak ediyor seni. Bak hastalanacak kadın. Bana ne lan, bana ne? Oğlum girdim bir işin içine işte. Çıkamıyorum. Ne yapayım, gidip teslim mi olayım? Evet aslanım. Git teslim ol. Daha fazla batmadan git çek cezanı, olur mu? Tövbe et Melih. Allah'a sığın. Bak göreceksin, o zaman her şey düzelecek. İnan bana. Bıktım senden de annemin bazılarından da sıkıldım. Oğlum ben senin gibi değilim. Hapis mapis yatamam ben. Bulacağım bir çaresini. Bulacağım. Melih. Melih. Bu dünyada işleri yoluna koyacaksın da ya öbür taraf? Babanın yüzüne nasıl bakacaksın aslanım? Onlar dünyayı bu zehirden temizlemek için şehit olmadılar. Babanın yüzüne nasıl bakacaksın Melih? Yeter! Hiçbir şey yapmayacağım ben. O zaman bana yapacak başka şey bırakmadın Melih. Ya gider teslim olursun... ya da ben seni ihbar ederim. Yaparım inan. Göz göre göre seni kaybedemem. Birlikte yediğimiz lokmanın üstüne yemin ederim, gidip seni ihbar ederim Melih. Sen bu haramdan vazgeçmeden ben bu yoldan dönmem. Tamam. Teslim olacağım. Ama önce son bir teslimat var. Onun yerini öğrenmeliyim. Eğer polise bildirirsem hem onları suçüstü yakalatmış olurum, hem de az bir cezayla kurtulurum. Allah'ım, şükürler olsun. Kardeşim. Kardeşim,
Sen doğru yolu gördün ya. Artık gerisi kolay. Kızım gelebilir miyim? Gel anne tabii, buyur. Bir yere mi gidiyorsun? Çok yoruldum. Farkındayım. Yıllarca İsa'yı beklemekten, sabretmekten. Şimdi de İsa Melih'in peşinden gidince ona bir şey olacak diye korkuyorsun. Onu kaybetmekten. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Ben de çok korkuyorum. Ben de çok yoruldum kızım. Hem de yıllarca. Ta İsa'yı evlat edindiğim günden beri. Çünkü ben o gün bir evladı bağrıma bastım. Ama aynı gün kendi evladımı kaybettim. Bunu yıllar sonra anladım. Melih. Bana da, İsa'ya da öyle bir öfke duymuş ki. Kendi öfkesinin içinde boğuluyor. Şimdi bana kızıyorsundur. İsa'yı Melih'in ardından yolladım diye. Yok anne, sana kızmadım. Kızsan da haklısın yavrum. Ne de olsa İsa senin evinin direği, evinin erkeği. Ama şunu da bil, Abdullah senin için neyse, Melih de benim gözümde aynı. Yarın Abdullah yolunu şaşırsa, böyle ellerin arasından kayıp gitse, dünyasında ahiretliğinde yaksa, sen ne yaparsın? Buna mani olmak için her şeyini seferber etmez misin? Ederim. Yoluna dünyaları seferber ederim. Sana benden haber bekle demedim mi? Orhan Bey, önemli olmasaydı sizi rahatsız etmezdim. Neymiş bu acil durum? Orhan Bey, bizi ihbar edeni buldu. Kimmiş? Söyleyin o şerefsizi, keselim hesabını hemen. Böyle telefonda olmaz. Yüz yüze görüşelim. Yarım saat sonra depoda buluşalım mı? Tamam, buluşalım. Alo. Yeni mallar geldi mi? Güzel. Sen orada kal. Bu zamana kadar yaptığımız bütün işlerin dökümünü. Bunları garanti için tuttum. Olur da Orhan Bey beni tehdit ederse ona karşı koz olarak kullanacaktım. İyi de ben ne yapacağım bununla? Şimdi sana bir adres vereceğim. Sen oraya git. Ben de Orhan Bey ile görüşeceğim. Yeni teslimat nerede, ne zaman onu öğreneceğim. Olmaz. O adamın yanına yalnız gidemezsin. Ben de seninle geleceğim. Hayır İsa. Yalnız gitmeliyim. Seni de görürse işkillenir. Tüm plan suya düşer. Bu adrese git.
Yarım saat sonra ben de orada olacağım. Peki kardeşim. Allah'a emanet ol. Merak etme. Yarım saat sonra görüşeceğiz. Sen de nereden çıktın? Kimsin? Ben Melih'in kardeşiyim. Melih niye gelmedi? Niye seni gönderdi? Siz Melih'i mi bekliyorsunuz? Ne yapıyor bu adam ya? Hem buraya çağırıyor hem de polis. Tuzak. Tuzak, tuzak mı? Ne? Bunu kıpırdamayın. Kaldırın ellerinizi. Alın şunu silahını. Aç sen de şunu. İhbar doğruymuş komiserim. Şerefsiz! Şerefsiz! Tamam, götürün bunları. Şerefsiz! İftira bu. Tuzağa düşürdük. Tabii, iftira. Orasını savcıya anlatırsınız. Uyuşturucu deposunda yakalandınız. Üstelik bunda da sevkiyat dökümünü gösteren dosyalar vardı. Hala inkar mı ediyorsunuz? Ulan Melih. Ben de sana bunu ödetmezsem. Melih abi. Melek, Şengül burada mı? İsa burada olduğunu söyledi. Çağır onu, acil gitmemiz lazım. İsa nerede? Bilmiyorum. Hadi çağır bana Şengül'ü. Melih'imin sesi mi o? Oğlum, ne oldu? İsa nerede? İsa nerede? Yine İsa ha? Senin tüm derdin İsa anne. Ben buradayım karşına, ben! Ama ne zaman düşündün ki beni? Ne zaman gördün ki beni şimdi göresin? Oğlum, bu nasıl söz öyle şey olur? Hadi gel, gel geç içeri. Senin arkandan gitmişti İsa. Dönmedi, ben o yüzden merak ettim. Tamam anne, bana bir şey açıklama, tamam mı? Şengül içeride mi? Şengül! Şengül! Hadi hazırlan, çabuk gidiyoruz. Acelemiz var. Ben hiçbir yere gitmiyorum Melih. Ne demek hiçbir yere gitmiyorum ya? Hadi kızım çabuk! Ben buraya geri dönmek için gelmedim Melih. Temelli geldim. Şengül, bak bunları konuşmanın sırası değil. Hadi çabuk ol gidelim. Hayır, tam sırası şimdi. Eğer şimdi bütün olup biteni anlatmazsan seninle şuradan şuraya gitmem Melih. Kızım, vakit yok diyorum, anlamıyor musun? Niye? Kimden kaçıyorsun? Polislerden mi, düşmanlarından mı? Şengül,
Vaktimiz yok. Hadi toparlan gidelim. Ne kadar tanıdık bu cümle. Vaktin yok. Hiçbir zaman olmadı zaten. Ben senin karınım. Eğer bütün olup biteni anlatmazsan bana, senin hiçbir yere gitmem bile. Yetti be. Ben gidiyorum kızım. Bir daha da yüzümü göremezsin. Melih! Oğlum! Evladım ne olur gitme. Oğlum ne olur gitme. Şimdi kelepçelerinizi çözüyorum. Doktor kontrolünden geçeceksiniz. Sonra da sorguya götürüleceksiniz. Eğer aklınız varsa sorguda her şeyi itiraf edersiniz. Suçüstü yakalandınız. Belki cezanız hafifler. Şimdi sana bir adres vereceğim. Sen oraya git. Ben de Orhan Bey'le görüşeceğim. Yeni teslimat nerede, ne zaman onu öğreneceğim. Olmaz. O adamın yanına yalnız gidemezsin. Ben de seninle geleceğim. Hayır İsa. Yalnız gitmeliyim. Seni de görürse işkillenir. Tüm plan suya düşer. Herhangi bir darpa ya da müdahaleye uğradınız mı? Hayır. Neydi ismin? Orhan Ağacan mı? Tamam. Şuraya geç. Bir üstünü çıkar bakalım. Bırak dedim silah. Bak sakin ol. Seni öldürmek istemiyorum. Yere bırak silahını. Hata yapıyorsun. Sakın. Dur ne yapıyorsun? Bırak silahı. Sakın dur kapılama. Bırak. Bırak dedim. İndir o silahı. Hata yapıyorsun. İçeri gir. Zannım biri kaçtı. Diğeri içeride. Dur. Ateş edeceğim. Melih ihbar etmiş. Hemen bulun gebertin o herifi. Bırak! Bırak öldür bunu! Tamam, tamam. Tamam. Ben hapiste çürüsem bile o geberecek. Dur! Dur, kaçma! Gitme. Anne bırak beni. Oğlum her ne yaptıysan yaptın. Her şeyin bir çaresi bulunur. Teslim olursun. Zaten teslim olmazsan yakalayacaklar seni. Anne ben gidiyorum. Teslim olmayacağım. Hepinizden uzaklarda olacağım. Neden? Çocuğum neden? Biz sana ne yaptık? Her ne yaptıysam söyle bana, hatamı bileyim. Artık konuşmanın bir anlamı yok anne. Belki 25 sene önce olsaydı bir anlamı olurdu. Ama artık çok geç. Hayır, hiçbir şey için geç değil evladım. Çocuğum yalvarıyorum sana, konuş benimle. Anne yeter! Konuşacak bir şey kalmadı. Başına bir şey gelmesini istemiyorsan benden uzak dur. Beni hayır ne olur. Yeter anne! Neden yaptın bunu? İsa, oğlum. Cevap ver! Sebebini bilmek istiyorum. Bana neden tuzak kurdun? Niye içeri attırmak istedin beni? Ben senin için canımı vermeye hazırken niye bu ihaneti yaptın Melih? İsa. Neden mi? Çünkü senden nefret ediyorum. Nefret!
hayatıma girdiğin gün hayatımı bir cehenneme çevirdin. Lanet olsun eve geldin. Babam daha yeni ölmüştü. Baba sevgisinden mahrum kalmıştı. Ama sen annemi de elimden aldın. Onun sevgisini de aldın. Sen yetimsin diye annem seni daha çok sevdi. Sen yetimsin diye annem senin başını daha çok okşadı. Oysa benim de başımda okşanmaya ihtiyacım var. Şimdi anladınız mı neden bunları yapıyorum? Anladınız mı? Allah'ım her şey benim yüzümden. Hayır, senin yüzünden değil anne. Bütün suçlu sensin. Sen bu hayatta var olmasaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. İçimde taşıdığım bu nefret günden güne büyümeyecekti. Girdiğim bu kötü yolların, yaptığım bu kötülüklerin belki hiçbiri olmayacaktı. Sen yaptın her şeyi. Sen! Girdiğim bütün kötü yolların, yaptığım bütün kötülüklerin sebebi sensin! İhaletimin bedelini ödeme zamanı geldi. Dur, kaçma! Nene! Oğlum! İsa, ne olursun sana yalvarıyorum. Git kardeşini kurtar, ona yardım et ne olur. Anne, sen burada kal. Ay Allah! Ay Allah! Allah! Çocukları! Sana para veririm. Hatta daha fazlasını veririm. Yeter ki canıma kıyma. Bu işleri çözemedin avukat. Mesele para değil, sadakat. İsa. Yapma. Senden nefret ederken neden hayatını tehlikeye attın? Çünkü biz kardeşiz Meli. Sen beni öyle görmesen de ben seni kardeşim bildim hep. Yeni Mahalle Parkı'nda iki yaralı var. Acil ambulans istiyoruz. Ama ben seni kaldırdım. Bile bile tehlikeye attım seni İsa. Ben seninle kimsesizliğimi paylaştım Meli. Sen olmasan... Annem olmasa ben bu dünyada yapayalnız kalırdım. Hep annemi senden çaldığım hissiyle yaşadım. O vicdan azabı yüzünden senin benden daha başarılı olmanı istedim hep. Bu yüzden hapis yattım senin için. Sakın annemizin sana sevgisini daha az gösterdiğini sanma Meli. O sana vefalı bir kardeş verdi. Ve seni çok sevdi. Affet kardeşimi. Ben bunu göremedim, affet. Affetmek Allah'a mahsustur aslanım. Ama şunu bil ki... hakkım sana helaldir.
Son bir isteğim var senden Melih. Söyle kardeşim. Söyle. Bundan sonra Allah rızası dahilinde yaşa. Bir şey hiç çocuğuna yakışır şekilde yaşa. Annemi, karımı, çocuğumu sana emanet ediyorum. İsa! 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 Melih, İsa! Melih! İsa! Oğlum İsa! 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 Çocuğum! Oğlum! İsa! Oğlum! İsa! Allah! Oğlum benim! Oğlum benim! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في Yüzüme bile bakmak istemediğinizi biliyorum. Bunca yaptığım şeyden sonra bir şey söyleyecek durumda değilim. Ama beni biraz dinlemenizi istiyorum. Şimdi anladım ki bütün hayatımı heder etmişim. Hem de boş bir kıskançlık uğruna. Nefret gözlerimi kör etmiş. Ben bu dünyayı kaybettim. Ama İsa ahiretimi kurtarmak için kendini feda etti. Onun ölümü gözlerimi açtı. Şimdi bir şey yapmak istiyorum. İsa ölmeden istediği son şeyi, vasiyetini yerine getirmek istiyorum. Bir şehit oğluna yakışır bir hayat süreceğim. Şengül, Melek, anne, Abdullah. Hakkınızı helal edin. Eğer içinizde bana karşı ufacık bir sevgi kaldıysa bekleyin. Babamın şehadetinin izinden gideceğim. Yemin ediyorum. Her birinizi, her insanı, her birinizin hakkını ödeyeceğim. Ama hakkınızı helal edin. Beni affedin. Helal et. Helal et anne. Hakkını helal et. Amca!
Peki amirim. Seni tutukluyorum. Neden? Bilmem. Bunu evde buldum. Babam gösterecektim ama o artık yok. Bununla oynayabilir miyim? Tabii. Gel. Tabii olur. Sen şimdi yalnız oyna. Ben dönünce beraber oynarız, tamam mı? Tamam, sen gelene kadar hiç es gitmem. Tamam, anlaştık. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الدين عند الله الإسلام إن الله عزيز حكيم